pek çok şey baştan değişecek. Yani dünya eskisi gibi devam ederse dünyanın sonu geliyor. Yani aynen öyle. Bu problemler çözülmediği müddetçe pandemiler gelecektir ve insanoğlu sonunu hazırlayacaktır. Dünyayı da yönetmek isteyen işte bir elit kitlenin varlığından dolayısıyla Dünya Sağlık Örgütü ile beraber bunların bir biyolojik laboratuvarda şimdi nüfus planlaması ile ilgili dünyanın nüfusunu düşürebilmek için bu virüsün üretildiği söyleniyor. Siz bir bilim insanı olarak ne düşünüyorsunuz? Bu bir komplo teorisi mi, mümkün mü? Sizin evladınız ya da yeğeniniz size soruyor, baba bu yaz tatile gideyim mi gitmeyeyim mi? Ona ne tavsiye edersiniz? Turizmi düşünmeyin, ekonomiyi düşünmeyin, hiçbir şey düşünmeyin. Kendi evladınıza, kendi yeğeninize ne dersiniz? İsterseniz ordinaris profesörü çıkarın, nereden olursa olsun maalesef aşı... Selam arkadaşlar, nasılsınız? Sayfama ve canlı yayınıma hoş geldiniz. Ne güzel her birinizi görmek böyle. Az sonra Amerika'dan Profesör Doktor Mehmet Çilingiroğlu aramıza katılacak. Sorularınızı aldım, onları sıraya koydum. Hepinizin çok merak ettiği şeyler var biliyorum. Mehmet Çilingiroğlu Amerika'da yaşayan, 25 yıldır Amerika'da yaşayan, çok önemli de çalışmaları olan bir Türk hekim ama biz onu koronavirüs günlerinde tanıdık. Çünkü birden böyle herkesin de anlayabileceği bir üslupla ama çok da üst seviyede bir bilim insanı olarak hayatımıza girdi ve o öyle değil böyle dedi. Hem anlatım tarzının hem de sözlerinin cesurluğunun ve hepimizi gerçekten sarıp sarmalamasının neticesinde çok güzel tepkiler aldım bugün. Herkes çok güzel sorular sormuş. Evet, çok memnun olduğunu, yayını heyecanla beklediğini söylemiş. Merhabalar, iyi akşamlar. Yardım size artık yarım saat benimsiniz, ona göre hocam. İnşallah. Evet, buyurun, tabii ki. Bir kere Türk halkı sizi çok sevdi. Çünkü ben de onları hem, çok seviyorum. Çünkü siz hem bilim açısından çok üst seviyelere işi taşımış. Yani kendisi tıbba bir şey katmış. Sadece tedavi uygulayan değil. Tıp literatürüne hem kendi geliştirdiği işte kalple ilgili yöntem de geçmiş. Çok önemli bir hekimsiniz, bir bilim insanısınız ama bunun yanında Türkiye bu koronavirüs günlerinde halkın seviyesine inen, onlarla son derece yakın temas eden, çok sözü anlaşılır bir insanla karşılaştı ve tanıştı. Adeta bir İbn-i Sina diyorum ben size, modern zamanın. O yüzden ayrıca benim bu mütevazi yayınımda olmayı kabul etmiş olmanız da bu kişiliğinizi gösteriyor. Olur, bir ulusal. Rica ederim, rica ederim. Ben size ve bütün katılanların zamanına, Türkiye'nin gösterdiği bana şu kısa zamanda sevgi ve saygıya ben her zaman riayet ederim. Herkesi çok seviyorum ve hiçbir bir parti ya da şu bu kutuplaşmanın üyesi değilim. Sadece Atatürk'ü, şehitlerimizi, güzel milletimizi, ülkemizi çok seviyorum. Evet, o da o kadar belli oluyor ki zaten. Türküleri biliyorsunuz, seviyorsunuz, güzel de söylüyorsunuz hocam. Sağ olun. Atatürk'ü çok seviyorsunuz. Çok. Ülkeyi, Türkiye'yi çok özlüyorsunuz. Onu anlıyoruz sürekli. En çok neyi özlediniz Türkiye'de hocam? Öyle başlayalım. İnsanlarla konuşmayı. Türkiye'de biliyorsunuz bir bakkalla konuşursunuz. Efendim işte... taksiciyle konuşursunuz. Ben öyle yaparım. Mesela geldiğimde arabam yoksa bir taksiciye derim ki sabahtan akşama kadar beraber olacağız derim. Ondan sonra önce anlamaz beni tanımıyorsa. Sonra tanıyorsa zaten anlar ki hayatının en güzel gününü yaşayacaklar. Size gerçek bir hikaye anlatacağım. Dolayısıyla taksicilerin çoğu Antalya'da bilirler beni. Çünkü bütün günü benimle geçirirler. Ondan sonra da günün sonunda hocam hayatımın en güzel günüydü bugün. Sizden Allah razı olsun derler. Geçen de Amerika'da bir toplantı vardı. Bir tane Uber'le gittik. Adam Pakistanlıydı. Arkadaşlar da vardı. Gülmekten neredeyse millet, ben biraz da komiyimdir. Millet neredeyse altına edecekti. Ve Uber'ci dedi ki ben dedi paranızı iade ediyorum. Hayatımın bugün en güzel anını yaşadım. Para almıyorum sizden. Ve çıktığınızda Türk restorantına gittik Washington'da. Çıktığınızda da beni arayın. Ben sizi götüreceğim diye. Adam mutluluktan çıktı kapıdan, bize sarıldı. İnsanların birbirlerini sevmesi, insanların birbirlerine anlayış göstermesi, inanın her gün yaşadığınız günün daha mutlu ve verimli ve
huzurlu olmasını sağlıyor. Bu bizim elimizde. Hastalarıma da söylerim. İki yol var. Bir tanesi niye hasta oldum? Niye ben bu 48 yaşında böbrek nakli oldum? Allah'ım bunu bana niye yaptın? İşte şunu böyle yapabilir miydim? Bunu böyle yapabilir miydim? Yani miserable, yani distimik şekilde devam etmek. Hiçbir zaman mutlu olmasın. Diğer bir tanesi ise bu dünyada hepimiz gelip geçici. Değil mi? Hepimiz gelip geçici. Peygamber'e gitmiş, Atatürk'ü gitmiş, Einstein'e gitmiş. Her günün değerini, problemler olacak hayatta. Yok değil, benim de var problemlerim. Ama onları kompartmantalize edip, benim rahmetli annem derdi ki, oğlum ne zaman moralin bozulsa, senden Allah sana neler vermiş, onlara bak ve moralini yerine getir. Bu bir şarkı söylemek olur, ya git bir kıyıya orada bir çay iç, o olur. Bunlar çok güzel şeyler. Sorunsuz hayat yok hiçbirimiz için. Sorunsuz hayat yoktu hocam. Büyük bir sorunla karşı karşıyayız ve bütün dünya bu sorunu yaşıyor. Koronavirüs sorununu. Şimdi biz bir yılgınlık içine düştük. Şöyle ki bize dediler ki dünyanın dört bir yanında da böyle. Siz Amerika'da da öyle olduğunu söylüyorsunuz. Bu iki hafta evde durun iyi olacak. Bu iki hafta durun ama bu iki hafta birden çok kez tekrarlayınca insanlarda moral bozukluğu başladı. Aynı şey İşte Amerika'da hocam, var. Siz tam orada o yüzden insanlar çıktığınız yerlerde sizi dört kulakla dinlemeye çalışıyor. Bir televizyon kanalına Habertürk'e çıktınız ve dediniz ki iki hafta falan değil kardeşim, Haziran'a kadar bu gitmeyecek, bunu Evet. bilin. Evet. Ve o dönem Türkiye'de deniyordu ki sadece virüs taşıyanlar maske taksın. Siz dediniz ki hayır, herkes maske taksın ve bir iki hafta değil, Haziran'a kadar da umutlanmayın dediniz. Evet. Bugün geldiğimiz noktada hemen akabinde de ne kadar doğru söylediğiniz ortaya çıkınca şimdi herkes dört gözle ya acaba Mehmet Çilingiroğlu hoca ne diyecek diye merak ediyor. Şimdi bu ne zaman bitecek peki hocam? İki hafta daha her şey yoluna girecek mi? Hayır. Dolayısıyla bu virüsle biz ta aşı bulunana kadar çarpışmak durumundayız. Yalnız biz bunu minimize etmek için, hayatımıza olan etkisini her birimizin minimize etmek için ve dolayısıyla ölüm sayısının azalması, vaka sayısının azalması için keşke ta en baştayken Türkiye değil sadece. Çin kendisi halkına maskeyi taktı. Ama dışarı çıkarken insanları maskeyle göndermedi mesela. Niye göndermedi? Niye biz ta en başından maskeyi takmadık? Ben maske doktoru değilim. Sadece maskeyle olacak bir şey değil bu. Bugün mesela Starbucks'a gittim. Starbucks'ta çocuklara sevdikleri bir şey var. Ondan alayım diye. Sabah kahvaltısı için. Orada mesela bir anne baba, annem, iki tane de kız, bayan. Onlar mesela maskelerini takmışlar. Şeylerini beklerken, içeceklerini beklerken yan yana geldiler. Yani yapışıklar neredeyse. Olmadı. Neden olmadı? Maskeyi takmak yetmiyor. Aynı zamanda uzaklığı da korumak lazım. Dolayısıyla bu Haziran'a kadar da değil, aşı olana kadar devam edecek. Ama Haziran ayında veya Temmuz'da sıcaklıktan dolayı biraz daha bu virüsün beli eğrilebilir. İnşallah da eğilecek birazcık. Ama bu demek değil ki vakalar devam etmeyecek. Vakalar devam edecek. Nedeni de bizim immün sistemimizde, yani bizim vücudumuzda onlara karşı bir bağışıklık gelişmemiş. Gelişmediği için ve bu virüs bir ilk olduğu için maalesef ölümler, dikkat ediyorsanız Türkiye'de de vaka sayısı azalıyor. Sen yeteri kadar fazla test yaparsan vaka sayın yükselecek. Az test yaparsan vaka sayın düşük kalacak, değil mi? Aynen böyle yani. Dolayısıyla toplum içerisinde kaç tane kişinin olduğunu bilmenin tek yolu aynı anda herkese test yapmak. Bu da mümkün değil. Lojistik olarak mümkün değil. Bu nedenle ben çıkan rakamlara şüpheli değil. Çıkan rakamları şüphesiz bildiriyorlar. Çin'den şüpheliyim. Çin'in hiçbir şeyine inanmam. Ama Türkiye'de rakamlar şüpheli değil. Ama unutmayın, siz gördüğünüz şeyi rapor edersiniz. Göremediğiniz kişiler ne olacak? Yani bu benim söylediğim, hani bunların şeyi, grafisi böyle iniyor ya, orada Amerika'dan gelme. Benim söylediğim grafide böyle gidecek. Anlatabilir mi? Bunu eğmenin tek yolu hepimizin uyması. Ama %100 hepimiz uysak bile yeni vakalar çıkmaya devam edecek. Çünkü vücudumuz buna immün değil. Bunu söylediğimde sakın paniğe kapılıp işte çaresizliğe kapanma, negatif olma diye bir şey yok. Maskeni takacaksın, elini yıkayacaksın, arabaya bindiğinde direksiyonunu sileceksin, işte dezenfekte edeceksin. Eğer sanitizer şeyi yoksa o da önemli değil. Sabunlu bir suyla sil, hiç önemli değil. Mutfağı, counter'ı, şunu bunu hepsini sileceksin. Bu şekilde ta ki aşı çıkana kadar
hayata devam etmek zorundayız. Ha, hasta olanlarımıza ne yapacağız? Hasta olanlarımız için ilaçlar var şimdi. Hatırlıyorsanız pardon, en başta ilaç bile yoktu. Kimisi diyordu çalışacak, kimisi diyordu çalışmayacak. Bakın bugün dediler ki kullanıyoruz hocam. Ölen de ilaçtan yok dediler. Ne kadar güzel, değil mi? Dolayısıyla halkımız birbirine dikkat edecek. Bu arada dünya ekonomisi %8 küçülecek. Bu küçülünce zaten fakir insanlar var, aç insanlar. Bak Çin'de adam yarasayı normal bir şey yese niye yesin yarasayı? Yani güzel Çin yemekleri var. Onu yemek yerine gidip de yarasayı niye yesin? Yarasa manyağı bu adam değil. Ama neden yiyor? Aç. Bunun sorumlusu da zenginlik. Yani zenginle fakir arasındaki fark acayip bir şekilde dünyada açılmış durumda. Artık zenginlerin ya ben zenginim, şeyi kokan ölsün affedersiniz, o şekilde davranmamaları lazım. Şimdi sokağa biz hepimiz çıkamıyoruz. Zengini çıkabiliyor mu? Zengini de çıkamıyor, fakiri de çıkamıyor. Ve dolayısıyla pandemi geldiğinde koronavirüs, zengin sen zenginsin sana dokunmayayım, fakir sen fakirsin mi diyor? Hayır. Dünya nüfusu bir yüzyılda 1,5 milyardan çıkmış 8 milyara. Çin bunun dörtte birini, beşte birini mi oluşturuyor? Ona göre para ödemek zorunda. İnsanlar affedersiniz birbirleriyle yarış içerisindeler. Kim parayı daha fazla kazanacak diye. Bak Batı nasıl çöktü? Hani nerede G7? Nerede G7? Biz de G20'deyiz. Türkiye'yi de çok ufak almasınlar. Çünkü 17. en fazla popülasyonu olan ülke biziz dünyada. Dünya ekonomisinde de 17. mi 16. mı neyiz? Dolayısıyla Türkiye ilerlemeye devam ediyor. Hatta gelecek yüzyıl içerisinde dünyanın 100. ilk 10 ekonomisinden birisi olacak. Ama sen alır parayı dışarı çıkarırsan, halkın aç kalırsa, simit satarak işte efendim şu kadar para almaya kalkarsa, şimdi diyeceksiniz ki ya politika mı yapıyorsun? Politika yapmıyorum. Bunların hepsi birbirine bağlı olan şey. Belki sadece bu koronayla kalmayacağız. Koronanın yanında kolera çıkacak şeyde. Kolera salgını çıkacak Afrika'da. Afrika'daki adamın kaç tane solunum cihazı var? Nijerya'da sadece Kenya'da sadece 6 tane varmış başkentinde. Yani dolayısıyla bu hepimizi etkiliyor. Türkiye çok güzel bir şey yaptı. Keşke baştan maskesini taksaydı. Ama şimdi hastanelerimiz var. Daha fazla da açılıyor. Hekimlerimiz bilimli hekimler ve Türkiye olabileceği en iyi durumda şu an itibariyle. Bakın Dünya Sağlık Örgütü hala daha maskeyi önermiyor normal kişilere. Bu ne biçim sağlık örgütü? Ve bütün dünyada sadece bir tane örgüt var bu pandemileri şey yapacak. Birden fazla olmak lazım ki yumurtalarını bir tek sepete koyma. Anlatabildim mi? Şimdi hocam bu süreçte ya siz bir bilim insanısınız. Öyle sorular peş peşe soracağım hızlı hızlı ama. Buyurun, Dünya Sağlık Örgütü'nün bu şaibeli tutumundan işte Trump bile laf etti biliyorsunuz. Hani siz orada çok daha takip ediniz. Ve dünyayı da yönetmek isteyen işte bir elit kitlenin varlığından dolayısıyla Dünya Sağlık Örgütü ile beraber bunların bir biyolojik laboratuvarda işte nüfus planlaması ile ilgili dünyanın nüfusunu düşürebilmek için bu virüsün üretildiği söyleniyor. Siz bir bilim insanı olarak ne düşünüyorsunuz? Bu bir komplo teorisi mi mümkün mü? Dünyanın en ünlü Dr. Colin Harvard Üniversitesi'nde dün açıklama yaptı. Bu virüsün kendilerinin gördüklerine, izole ettiklerine göre bir laboratuvarda üretilmediğini söyledi. Bunun kesinlikle bir hayvandan zoonotik diyorlar. Hayvandan gelen virüs olduğunu söyledi. Ama var olan bir şeyi hani yok olan bir şeyi var etmek, var olan bir şeyi de yok etmek öyle kolay kolay bir şey değil. Ama acaba bu virüsün genetiğiyle oynandı mı? O belli değil. Belki o olmuştur. Ben söylemiyorum oynandığını. Ben virolog değilim. Olabilir. Ama hayvandan geldiği kesinlikle tespit edilmiş durumda. Ama Çin'in biliyorsunuz Türkiye'ye Amerika ile Çin arasında ekonomik savaş bu Trump. Çünkü Trump'ın yaklanışı biraz böyle kovboy gibi bir adam biliyorsunuz. Hani bunu benim söylememe gerek yok. Ya Amerika'da da onu sevmeyen çok insan var. Seven de çok insan var. Ama kovboy gibi. Dolayısıyla Çin'le silahları birbirlerine çektiler. Çin'le birbirlerine silahlarını çekince acaba Çin bilinçli olarak 6 gün 7 gün bu insanın insandan insana bulaşmadığını sakladı mı? O belli değil. Büyük ihtimalle öyle. Ondan sonra sınırlarını dışarı kapatmadı. Uçuşlarını kapatmadı. Mesela Türkiye'de böyle bir şey olsa Türkiye sınırlarını kapatır. Değil mi? Bilinçli. Yani şimdi doğruya doğru eriye eri söylemek lazım. Neden kapatmadı? Neden o insanlara maskeyle çıkın demedi? Neden o insanlara test uygulamadı? Ve o insanlar Türkiye'ye geldiler, Amerika'ya geldiler. Şimdi dünyadaki bütün ülkelerin hepsinde virüs var. Virüs böyle çevrelemiş durumda.
Yeteri kadar maske yok insanlarda. Yeteri kadar swap yok. Yeteri kadar test yok. Bir anda yani 8 milyar insana yetişmek kolay mı? Yeteri kadar İşte hocam hastane yok. Dünya Sağlık Örgütü peki nasıl bundan haberdar olmadı? Hadi Dünya Çin Sağlık uyarmadı. Örgütü gitti ve Çin'de para veriyor. En fazla para veren 500 milyon dolar yıllık Amerika. Çin'de para veriyor diye. Dolayısıyla ne derler ona? Çin'e gittiler ama Çin en başta onların girmesine izin vermedi. Girdikleri zaman Çin'i övdüler. Dediler ki Çin gayet güzel bir kontrol yapıyor. Bunu Sayın Trump da söyledi bu arada. Çok güzel bir şekilde durumu, tabii kolay o uzaktan konuşmak derler ya, Türkçe'de vardır uzaktan konuşmak normal, kolay diye. Dolayısıyla onlar kendi ülkelerinde olmadığı için alkışlayalım Çin'i. Tabii Çin daha akıllı. Dolayısıyla ondan sonra Çin eldivenlerini üretti, solunum cihazlarını üretti, satıma hazır, ilaçları da hazır zaten, testleri de 3 tanesinden bir tanesi çalışıyormuş bu arada. Ben bilmiyorum da söyle, yapanlar söylüyor testinin, güvenilir bir testi yok. İnsanlarını daha fazla siz inanıyor musunuz? Yani bunun için dünya şeyine, matematik Princeton'a gitmeye gerek yok. Türkiye'nin nüfusu 80 milyon, vaka toplam sayısı 96 bin, Çin'in nüfusu 1,4 milyar, vaka sayısı 82 bin. Yani buna çocuğa sorarsanız ilkokul çocuğuna, ilkokul çocuğu güler ya. Mümkün mü yani? Bu virüs şeye, Çin'e dokunmuyor, Türkiye'ye dokunuyor. Bir de Türkiye bu kadar önlem almış olmasına rağmen. Dolayısıyla bu durumda dünyadaki büyük, bence bu şimdi sağlık şeyden, Dünya Sağlık Örgütü'nden 500 bin 500 milyon dolarlık yardımı çekti geriye. Bence onların yönetiminde bir değişiklik olacak. Dünya Sağlık Örgütü olmasın demiyoruz. Olması şart. Çünkü birisinin menaj yapması lazım bunu, bu durumu. Ve bundan sonra da bu pandemiler bizim hayatımızda 2 yıl sonra belki yine pandemi olacak. Dolayısıyla bu nedenle sık sık geliyor. Bakın MERS var, domuz gribi var, Ebola'sı var. Benim tıp fakültesindeyken adını duymadığım yeni mikroplar çıkıyor. Dolayısıyla biz eğer bu Çin'deki, sadece Çin için değil, Çin, Afrika bu insan açlığını giderip kontrol altına almazsak, ve bundan kaç tane ekonomik kriz bu şekilde atlatır dünya? Nasıl atlatır bundan sonra krizi? Ve Çok bugün zor. dünya nüfusu 8 milyar. Biz bu durumdayız. Millet çoğalmaya devam ediyor. Yarın benim çocuğumun, bizim çocuğumuzun, sizin çocuklarınız, torunlarınızdan önce bile bizim şey olsa, dünya nüfusu 12 milyar olsa, o zaman nasıl başa çıkacağız? Şimdiden zaten şey yiyorlar. Yarasa yiyor. O zaman yarasayı da bulamayacak. Ne yiyecek? Birbirini yiyecek. Zenginle savaş başlayacak. Yağmalama başlayacak. Evet, pek çok şey baştan değişecek. Yani dünya eskisi gibi devam ederse dünyanın sonu geliyor. Yani Aynen öyle. görmek lazım. Hiç Aynen. teorisyen olmaya gerek yok. Peki hocam bize ne düşüyor burada? Şimdi biz tedbiri elden bırakmayacağız. Bu yazı çok tedbirli mi geçireceğiz? Ne Evet. Yapacağız? Evet, bu yazı tedbirli geçireceğiz. Deniz kenarına gitme diyen yok. Deniz kenarına gidince lütfen o pipet şişeleri de atmayın denize. Akdeniz'de ben gidiyorum gayet güzel. Adam orada belediye tutmuş. Hangi partinin olursa olsun. Adam tutmuş o sıcakta yerden topluyor. Ondan sonra daha o toplarken pipet şişeleri yere atıyorlar. Ya okyanusa kadar gitmiş. Okyanusda pipet sitesinin partikelleri var. Şeyleri var. Artıkları var. Lütfen yapmayın. Al şişeyi, adam oraya sana çöp koymuş. Çok mu zor yani, güneş de olsa kalkıp da onu çöpe atmak? Bir kere ben bunu yapacağım. Bu sefer gittiğimde toplayacağım. Şapkamı da takacağım. Onlar utansınlar. Bir daha da bunu yapmasınlar. Yazık ya. Ya Akdeniz, Konyaaltı leş gibi dönüyor. Bunu yapmayacağız. Bir. İki. Zenginimiz fakirimize sahip çıkacak. Şimdi aç millet yok. Şeyi yok adamın. Nerede? Evine diyorsun ki evinden çıkmayacaksın. İyi de evin adamdan çıkmayacak. Evinde yiyecek bir şey yok. O adamı nasıl çıkmayacak evinden? Evinde ölüm bulalım yani bu insanları. Onlarda virüs geçmeden bizde nasıl geçecek? Zenginde nasıl geçecek? Zengin oturmuş evinde haberleri dinliyor. Çıkmayacak mısın evinden hiç aşı olana kadar? Dolayısıyla biz insanoğlu birbirimize el vereceğiz. Önce ülkemiz tabii ki. Nasıl bak Trump diyorsa önce Amerika, önce milletimiz, önce ülkemiz. Ama ondan sonra Türkiye'nin İspanya'ya, İngiltere'ye, şunlara bunlara yardım ettiği gibi elimizden geldiğince onlar da bize yardım edecek. Tek karşılıklı değil. Suriye'ye getirip de silahları dizmeyecekler. Bak nasıl utandılar şimdi. Nasıl utandılar? Bizden şey istiyor Amerika, solunum cihazı. Ulan sen o kadar getirip tanklarca silahı bizim Suriye'ye, sınırımıza yığmadın mı? O kadar Mehmetçik gitmedi mi boşu boşuna?
Bunları böyle soracaksın. Hesabını soracaksın Çin'e. Çin'e dava açacaksın. Var mı öyle bir şey ya? Binlerce insan ölecek. Sen diyeceksin ki, "Aa, kusura bakma. Özür dilerim. Bir virüs saldım ben. Çok kusura bakma." Öyle şey olur mu? İnsanlar da ne travma yaşıyorlar. Amerika'da normal ölüm şeyine izin vermiyorlar. Yani normal evinde sen ölsen bugün gidip ölünü gömemiyorsun. Yani beraber ailece. Ben annemden yaşadım. Yani insan ölü anında duasını eder. Yok 40'ı çıkmış, 52'si çıkmış, mevlidini okudur. Bunlar olmadan bir sürü insan, 2000 kişi gitti. Onların ailesi nasıl acı çekiyor, psikolojik acı çekiyor biliyor musunuz? Birçok zaman o şarkı söylememin nedeni de insanların biraz morali gelsin diye. Yoksa ölümlerden dolayı, saygısızlıktan ya da duygusuzluktan dolayı değil. Biliyorum, biliyorum hocam, biliyorum. Peki şimdi davalar Çin'e geliyor. Siz bir yayında dediniz ki ben de Çin'e dava açacağım Açacağım dediniz. tabii. Türkiye'den. Türkiye Yatırımlarım var. açmasa da. Yatırımlarım var Türkiye'de. Ben her kuruşumu Türkiye'ye yatırmışımdır. Yatırımlarım vardır. Ben söylerken buradaki birçok iş adamı sen salaksın. Sen işte yani öyle terbiyesizce söylemiyorlar da Türkiye'ye niye yatırıyorsun? Türkiye'dekilerini sat, buraya getir. Ne oldu Amerikan ekonomisi şimdi? Ya ben buraya da buranın da vatandaşıyım. Ben burada sevinmiyorum. Bazen diyorlar ki lan sen Amerikan vatan hainisin. Ne alakası var bununla ya? İnsan bir şeyi eleştirdi. Ya siz öyle bir kutuplaşmışsınız ki kusura bakmayın. Sizin için söylemiyorum. Türkiye'de öyle bir Doğru. kutuplaşma olmuş ki Halk TV'ye çıkarsan CHP'cisin, ana habere çıkarsan AKP'cisin. Ya bu kadar basit mi Allah aşkına? Ha? Yani bu Aynen. tehlikeli. Bakın bu kutuplaşma çok tehlikeli. Peki ben size soruyorum. Koronavirüs AKP'li misin, CHP'li misin diye soruyorum sana. Böyle saçmalık olur mu ya? Hepimiz Türk'üz ya. Ondan sonra ne mutlu Türk'üm diye ne dediğinde birisi demiş ki ya hocam bu ülkede yaşayan Kürt'ü var, Ermenisi var. Amerika Birleşik Devletleri Amerika dediğinde zenciler biz zenci ülkesiyiz bunu kabul etmiyoruz mu diyor. Ben burada Türk'üm seni kabul etmiyorum ben Türk'üm mü diyorsun. Buraya koyuyorum elimi Amerikan şeyi de söylenirken marşı bu ülkemi de seviyorum bunun için de ölürüm. Türkiye'm için de ölürüm ama önce Türkiye'm için ölürüm. Bu böyle yani. Kutuplaşmayın yanlış bunlar kötü. Eline kumandayı alır sabahtan akşama kadar bunlar 1980'de de böyleydi İlkay Hanım. 2020'de de aynılar. Sabahtan akşama kadar kanalı değiştirir, şuna küfür eder, buna küfür eder. Ulan bir şey üret, ülken için şunu üret ya, şunu üret ya ülken için. Biraz pozitif ol kardeşim. Valla ne güzel söylediniz hocam. Hakikaten Yan bu bizim bir yanlış mı? sorunumuz. Yanlış mı Çok. söylüyorum ya? Hatta siz yayına bağlanmadan önce aynı şeyi konuşuyorduk. Yayını açar açmaz o partili misin, bu partili misin diye geliyor. Yani Barış Manço'nun çok sevdiğim bir şarkısı vardır. Ben de onun sözünü söyledim. Der ki şarkıda, hemşerim memleket nere? Aynen. Barış Manço der, bu Aynen. dünya benim Tabii. memleket. Bu kadar yeter, insan olmak, Tabii. dünya vatandaşı olmak Ya yeter. zaten Ama oyunuzu siz şey olduğunda, seçim olduğunda gidiyorsunuz, atıyorsunuz, değil mi? Her 4 yılda bir oluyor. Ben bunları 4 yıllık kanser hastası kabul ediyorum. Yani 4 yılda bir adam sıkılıyor, sıkılıyor, sıkılıyor gene. Ya git at oyunu. Oy atladıktan sonra da saygı göster. Eleştireni yap, yapma demiyorum. Ama silahlı şekilde sanki sen şu kanala çıktın. Bilmem ya benim kanalla malalla işim yok. Bak sizi kırmadım, sizinkine çıktım. helal olsun vallahi hocam. O Ne kadar bilirim mutlu oldum ki. AKP'li misiniz, ne bilirim MHP'ci misiniz, nesiniz? Ya bırakın bunları ya. Türksün kardeşim, Türk. Bak Cengiz Han'dan gelmişiz. Selçuklu'da yaşamışız. Osmanlı yaşamışız. Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan. Ondan sonra bunların hepsi Kırgızistan. Bunların hepsi Türk. Kürtleri bir araya getir, güçlü ol. Öyle büyük bir milletiz ki biz. Öyle büyük bir şeyiz ki hiçbir dünya ülkesi 1 milyon tane almazken biz gittik 4 milyon tane Suriyeli aldık. Şimdi buradaki Arap doktorlar bana diyor ki sen diyor Suriye'ye diyor gel benim ülkeme katılsan desen hemen girerler diyor. Aman dedim aman. Atatürk'e demişler ki Suriye bize girsin mi atam demişler. Boş verin oğlum demiş. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok ki. Sonra Suriye Arabistan'ın kralı Allah aşkına yakışık alıyor mu hanımefendi? Size soruyorum ya. Ben işte Manchester'ı alıyorum. Ben ondan sonra efendim işte dünyanın en pahalı şeyini alıyorum. İnsan utanır ya bundan. Madem o kadar param var insanlığa yardım etsene ulan Suudi Arabistan kralı. İnsan adam geldi, gazeteci geldi, canlı girdi. Paramparça çıktı gitti. Amerika'da diyorlar ki come in peace, leave in pieces. Anlatabildim mi? Yani ayıptır.
Biraz sen ne, bana ne sen dünyanın en büyük şeyini aldın? Umurumda mı yani? Bak petrol fiyatları düştü. İnşallah daha da düşer. Kemal Sunal'ın bir filmi vardı. Şey, Metin Akpınar'la diğerinin. Onlar beraberler ya. Filmleri vardı. Şey olur. Bir yerden delik açılıyor arsalarına. Petrol satıyorlar ucuzdan. Çok komik, çok güzel bir film. Onun gibi Türkiye diyorum. Doldur altına petrolü. Doldur. Şimdi fiyatlar düşükken. Yani çok çok Arapların yani bilime yatırım yap ya. Bilime yatırım yap be kardeşim. Petrolün var. Bilime yatırım yap. Silaha niye yatırım yapıyorsun? Yemen'in ne suçu var? Yemen'de zaten bir şey yok. Suudi Arabistan oraya saldırıyor. Bunu niye söylüyorum ben? Politika için değil. Bu problemler çözülmediği müddetçe pandemiler gelecektir ve insanoğlu kendi soyunun sonunu hazırlayacaktır. Dünyanın şapkasını önüne koyması lazım. Dünyada parayı elde tutanların da aslında söylediklerinizden çok şey çıkartılır ama olsun. Bu bizim güzelliğimiz, milletimizin bir hasreti, muhtaç olana sahip çıkmak. Tarih boyunca da böyle olmuş. Aynen. Bugün de yine böyle. Zaten bizden başkası yoktur dünyada. Siz çok daha iyi biliyorsunuz işte Tabii, dünyayı. tabii. Hadi hocam, Bakın sizi Kanuni konuşalım. zamanında siz biliyorsunuz, sözünü kesmek için söylemiyorum. Kanuni Buyurun. zamanında paralar konurmuş, o taşlar var. Yeteri kadar alsın diye emrediyor. Herkes oradan yeteri kadar alıyor. Şimdi koysanız herkes götürür onu. Ondan sonra yeteri kadar herkes oradan alıyormuş. Ne Müslümanı, Hristiyanı, Yahudisi beraber yaşamışlar. Hiç dokunmamışız onlara. Evet. Şimdi hocam sizi bulmuşken birkaç şey sorayım yine koronavirüsle ilgili. Çok gelen sorular. Şimdi mesela ben 4 haftadır evimden çıkmadım. Annemi görmüyorum. Çünkü ola ki taşıyıcıysam ben ya da çocuğum ve bilmiyorsak bunu anneme bulaştırmak istemiyorum. Aynen. Ben onu ne zaman görebilirim? Şimdi Test bir ay sonra gidiyorum. yapılmadığı, test yapılmadığı müddetçe, test yapılmadığı müddetçe maskenizi takın, kapıdan annenizi görün, el sıkışmayın. El sıkışma da bundan sonra dünyada bitti. Milattan önce 500 yıllarında şeyler Yunanlılar tarafından mitolojide ortaya çıkarılmış bir şey. Hatta el sıkışmıyorlarmış. Bu kol şeyinden tutuyorlarmış. Bu barış anlamına geliyor. Artık el sıkışma dünyada korona bitsin ya da bitmesin kesinlikle kalkması lazım. Grip için de aynı şey diğerleri için de. Teyzecim, ablacım lütfen şeyinizi giyin, maskenizi takın, gidin. Annenizi gerekirse dışarı çıkarın, apartmanın önü mü oluyor artık, bahçe mi oluyor? Maskesini taksın, sakin bir zamanda çıkın. Ama böyle öpüşmedir, sarılmadır bilmem ne bunlardan kaçının. Çünkü testiniz negatif bile olsa bugün 2 gün sonra sizin bunu tekrar alabilme şansınız var. O nedenle annenizi, babanızı, dedenizi seviyorsanız lütfen bu uzaklığa devam edin ta ki aşı çıkana kadar. Hocam aşıyı da diyorsunuz ki 2021 hatta 2022'de bile olabilir diyorsunuz aşıya. Evet. Bu süre boyunca. Böyle dikkat edeceğiz. Bunu artık Peki. daha sormanın, şey yapmanın hiçbir gereği yok. İsterseniz ordinarius profesörü çıkarın nereden olursa olsun. Maalesef aşı gelecek bahara kadar normal insanlara çıkmayacak. Yani normal dedim, normal topluma çıkmayacak. Ağustos ayı itibariyle çalışanlara çıkacak. Her şey yolunda giderse. Bu Ağustos itibariyle mi hocam? Ama Amerika için. bizim kullanıyoruz. Amerika için. Yani sizin Peki. için normal insanlar şeyleri için aşılanacak olan kişilere baharda çıkacak. Baharda olmazsa yılbaşında en hızlı şekilde. Bunun başka açıklaması yok. Kim ne derse desin. İnanmayın. Peki hocam sizin evladınız ya da yeğeniniz size soruyor, baba bu yaz tatile gideyim mi gitmeyeyim mi? Ona ne tavsiye edersiniz? Turizmi düşünmeyin, ekonomiyi düşünmeyin, hiçbir şey düşünmeyin. Kendi evladınıza, kendi yeğeninize ne dersiniz? Maske, ben kendi ailemin ne yapacağımı söyleyeyim. Eğer Türkiye uçuşlar açılırsa kendim 15'ine ertelettirdim. Ondan sonra Türk Hava Yolları'ndan her zaman onunla uçuyoruz. Dolayısıyla maskemi takacağım. Elimde her zaman bir hand sanitizer olacak ya da kolonya. İnsanlardan şimdi zaten uçaklarda oturma da ona göre olacakmış. Ona göre ayarlayacaklar. Yani herkes yan yana her zamanki gibi oturmayacak. Oturursa zaten salgın çıkar. Dolayısıyla ne derler ona, Tedbir alarak. tedbirini alarak dolayısıyla yazına gideceksin. Sabahleyin 6'da yumurta gibi çıkarken Akdeniz, güzel Akdeniz'imin şeyi Hawaii gibi orada çıkarken denizime girerim sakinken. Daha sonra o millet Konyaaltı'na yığılmış
öğlenin 12'sinde ne deri kanseri umrunda ne bir şey umrunda yan yana portakal yiyor, bilmem ne yiyor. Oradan uzak dururum. Tam bu tavsiyelere uymak lazım. Peki hocam, şimdi eşim markete gidiyor, eve geliyor. Adama atom bombası muamelesi yapıyoruz. Herkes başka bir şey söylüyor. Kimi onu yap diyor, kimi bunu yap diyor. Dışarı çıkıp gelince ne yapacağız? O poşeti ne yapacağız? Maskeyi bir kere kesin takacaksınız. Bu kesin. Taktım. Geldiniz Tamam. efendim, elin kapısını girdikten sonra önce o poşeti yere koyuyorsunuz. Onun üstünü bir sabunlu suyla silebilirsiniz, tamam mı? Elinizi güzelce yıkıyorsunuz önce, gayet güzel bir şekilde. Poşeti sabunlu suyla bir güzel siliyorsunuz. Eğer güneş varsa dışarıda, güneşte biraz dursun diye bir saat falan bırakabilirsiniz. Maskenizi de güneşte bırakın bu arada. Güneşli bir şey varsa balkonunuzda. Çünkü o sıcaklıktan dolayı şimdi sıcaklıklar artmaya başlıyor. Bugün burada San Diego'da çok güzel bir hava var. Gösteririm biraz sonra. Ondan sonra hava böyle 26 derece falan. Dolayısıyla bunlar artmaya başlayacak. Bu sizin maskenizi de dezenfektan etmiş gibi. Etmiş %100 demiyorum. Bunu da şey yapın. Poşetlerinden çıkarın. Ondan sonra koyun. Arabanızın efendim işte direksiyonunu silin. Kapı kolunu silin. Her seferinde olmasa da 2 günde bir filan. Evinde aynı şekilde. Kullandığınız yüzeyleri mutfakta sabunlu suyla bir güzel silin. Çok zor bir şey değil. Zaten bütün gün evin içerisindeyiz. Dışarıdan yemek getirmek yerine güzel Türk yemeklerini yapın. Dün bak ben çocuklara ben çok güzel yemek yaparım. Mercimek çorbası, ondan sonra güzel bir köfte, pirzola. Aynen böyle Türk pirzolası. Ondan sonra yoğurt, Türk yoğurdu. Yoğurdumuzu da kendimiz yaparız. Ondan sonra çok güzel şeyler. Anlatabiliyor muyum? Yani kilo almayın. Şimdi millet lahmacundur, baklavadır, şeker bayramıdır, şudur budur. Zaten dışarı çıkıp yürümüyorsun. Kan şekerin olmuş 400-300. Ondan sonra senin kan şekerin yükseldi mi immün sistem de etkileniyor. O zaman senin koronavirüsü olma şansın daha da artıyor. Aklını kullan. Güzel Akdeniz, zeytinyağlı Akdeniz yemekleri. Hem kabızlık olmaz, hem kalp sağlığına iyi, hem de sindirimi kolay olan şeyler. Dolayısıyla aklımızı kullanacağız. Bu virüsten uzak duracağız. O yaşayacak, biz yaşayacağız ta ki aşı olana kadar. Ha, umutsuzluğa kapılmayın. İlaçlar var ama illa de ilaç var diye de gidip de hasta olmayın. Hocam yine CNN Türk'te Ahmet Hakan'la konuşurken bir cihazdan bahsettiniz. Bir Evet. alet var. Evet. 15 dakikada koronavirüs Evet. olup olmadığını Evet, söyle dediniz. Abbott'ın çıkardığı Amerika Birleşik Devletleri'nde 15 dakikada sonuç veren bir alet var. Bu çıkarıldı. Satışa da sunulacak Amerika içerisinde önce tabii. Çünkü herkes kendi ülkesine önce şey yapmak istiyor haklı olarak. Ve bunun yalnız %100 değil, bazı vakalarda vaka olmasına rağmen bunun negatif verme durumu var. Bu da diğer önemli bir konu. Yani ben negatif çıktım, hadi ben gideyim. Ya denize de girerim, her şeyi yaparım. Sakın öyle bir şey yok. Çünkü ertesi gün sen hasta olabilirsin. Hatta aynı gün kapabilirsin. Anlatabildim mi? Çünkü sende negatifse virüs her an gelebilir. Ya maskeni takacaksın. Bak o ben doktor maskesinden takıyorum. Hiç gayet alıştım da bana diyorlar ki ya onunla hiçbir şey yapılmaz. Ben onunla bisiklete biniyorum. Biraz sonra deniz kenarına gideceğim. Çok güzel burası. Size atarım video. Deniz kenarına gideceğim. Orada böyle söylüyorum. Akşam oldu. Hüzünlendim ben yine diye söylüyorum akşam. Yani mutlu olmamız lazım. Oturup da sabahtan akşama kadar televizyonda ya zaten o profesörler aynı şeyi söylüyor. 100 kere adam aynı şeyi söylüyor. Allah! Zaten bir de Türk dizilerini izlerlerse damardan da depresyon. O ona silah çekiyor, o ona silah çekiyor. Kimin kimle evli olduğu belli değil. Depresyondan git balkondan atla. Peki hocam, o alet Türkiye'ye gelecek mi? Hiçbir girişimde bulunan, size ulaşan oldu mu o yayından sonra? Merak Oldu. ediyorum. Oluşan, Gelecek bulaşan mi? şey ulaşan oldu. Alabileceğiz mi bilmiyorum. Onların en yüksek tabakasını tanıyorum. Kendilerine mesaj attım. Dolayısıyla onu telefonla arayacağım. Elimden geleni yapacağım. Hiç olmazsa Türkler, bu arada mühendislerimiz çok iyi. Onlar da kendi testini geliştirmeye yönelsin. Bak şimdi ne oldu? Solunum cihazını yaptılar. Maskeyi yaptılar. Efendim bundan sonra sterilizasyon tekniğini de yaptılar. Şimdi de testimizi de geliştirmeye çalışsınlar. O da çoğu hem kendi ülkemizde herkese test yaparız hem de dışarıya Araplara satarız. Bir takipçi sorusu var.
Diyorlar ki niye hoca Türkiye'de doktorluk yapmadı da Amerika'ya gitti? Ben Amerika'ya gitmemin nedeni, çünkü Türkiye'de birincisi şu vardır, çok açık ve net söyleyeyim. Aman hocam, aman hocam, aman hocam, seni ben ayağını öpeyim, bana profesörlüğü ver, bana doçentliği ver, aman hocam, telefon açarlar. Hocam şu adam doçentlik sınavına girecek. Aa Ahmet, iyi misin? Tamam, bu çocuk iyi bir çocuk. Bunu biz geçirelim doçentlikten. Tamam. Öbürü der, namaz kılıyor musun? Evet. Atatürkçü müsün? Evet. Ben bunlarla uğraşmak istemedim. Saçma sapan şey bunlar. Sonra diğer bir şey söyleyeyim. Bizim annem, yani ailemiz büyüktür şeyde, Side'de ve Manavgat'ta. En başta gelmemin nedeni araştırma. Araştırma imkanları burada çok fazla. Türkiye'de o kadar fazla değil maalesef. İkincisi, ya bizim evimize şey gelirdi, doktor gelirdi. Anneannem hasta olduğunda adam ayakkabısıyla içeri girerdi. Düşünebiliyor musunuz ya? Sen doktorsun be kardeşim. Ayakkabıyla niye giriyorsun? Allah mısın? Tövbe yarabbim. Sen doktorsun. Ne oldu o mikrop getirdi? Benim anneannem zaten hasta. Niye utanmıyor musun? Sonra kalemini tutar böyle. İşte bizim para böyle yapılır. Ben dedim ki ben bunlar gibi olmayacağım. Sonra da eniştem hasta, kolon kanserli. Gittik dediler ki yeğenlerim, ya bir konuşalım şu doktorla. Gittik oraya konuşacağız. Adam yüzümüze bile bakmadı. Dedi ki yazıhaneme gelin, yazıhaneme. Yani yazıhaneme gel, ben seni orada yollayayım. Tamam mı? Bu da vardır. Türkiye'de çoğu insan niye profesör olmak ister? Bilim yapacağı için mi? Hayır. Ne için? Para. Bıçak parası alırlardı, şu olurdu, bu olurdu. Ulan dedim, bunun gibi doktor olacağıma olmayayım daha iyi. Amerika'ya gideyim, bu işin kitabını öğrenim. Bakın, ne kadar değişti bilmiyorum. Bütün meslektaşlarım için demiyorum. Türkiye'de hekime bir doktora soru sormak ister hasta, 40 kere kıvranır. Aman doktorum şunu, evet. Şunu şey yapabilir miyim doktorum, aman şunu yapabilir miyim, amcam geldi ne olur konuşabilir misin? Amerika'da hasta söz sahibi, hasta. Amerika'da sen eğer hastanın yanıtını vermezsen gider seni tabipler odasına şikayet ettin, bitti senin doktorluk yapman. Anlatabildim mi? Onun için ben Amerika'daki doktorların hepsi çok iyi demiyorum. Burada da var. Ya biz insan, bilgisayar mühendisi değiliz biz. İnsanız. İnsanı sev. İnsana yaklaş. Hastanın gözünün içine bak. Ondan sonra insanlık için bir şeyler üret, bilimsel. Bilimsel araştırmalar için buraya geldim. Şimdi 6 ay Türkiye'de yaşıyorum, 6 ay Amerika'da yaşıyorum. Buna bu şekilde devam edeceğim. Gelecek yıl itibariyle yazanı açacağım. Deniz manzaralı, çok güzel Antalya'da. Ne Ahmet'e çalışırım ne Mehmet'e. Kimsenin eteğini öpmem. Ondan sonra dolayısıyla 3 hasta geldi geldi. Teyzem bana şey getirmiş, yumurta getirmiş, Allah razı olsun. Teyzem bana tavuk getirmiş, Allah razı olsun. Hiçbir şeyim yok. Kiminin parası, kiminin duası. Allah'a şükür paraya ihtiyacım yok. Türkiye'de de hasta hakları geldi. Artık hastane Evet. içinde iletişim Evet. merkezleri var. Evet. İletişim çok daha iyi oldu. O eski zamanlar geride kaldı ve İşte onu biliyorsunuz hele bu söylüyorum dönemde ya. sağlık çalışanları çok fedakarca gerçekten ön cephedeler. Sizinle Tabii. birlikte, sizin gibi Tabii. tıpkı. Tabii. Amerika'da da hocam parası olmayan doktora yaklaşamıyor ki. Oradan videolar görüyoruz. Diyor ki Yaklaşamıyor. benim param olmadı. Bana test bile Yaklaşamıyor. yapılmıyor. Benim Yaklaşamıyor. araban kırılıyor Ya onu diyor insanlar. söylüyorum. Ben söylüyorum. Diyorum ki ya bu 22 milyon insan bundan dolayı işini kaybetti. Sigortasını kaybetti. Adam hasta olsa gidemiyor. Bir de pahalı. Ya Türkiye'de 53 lirayı veriyorsun. 53 lira, 60 lira. Bilmiyorum artık ne kadar olduğunu. Ya devlet sana genel sağlık sigortası, eğer yapmazsan sana bir de şey uyguluyor. Şimdi adamlar diyorlar ki ya ben sigortamı yatıracağım. Adamın yatıramıyorum. Sen ne konuşuyorsun diyor. E tabi burada da yatıracaksın sigortayı. Burada yatırmıyor musun? Yani ülkeye kızmak istiyorsan kızacak çok şey bulursun sen. Ama ülkenin iyi olan şeylerini de bil ya. Teşekkür. Bak, sosyal hayat için Türkiye, bilim için Amerika diyorum ben. Sosyal hayat var mı ya? Güzelce şöyle oturursun. Oh, lahmacununu yersin, bilmem neyini yaparsın, çıkarsın dondurmanı yersin, Konya altında yürürsün, fıstık gibi, güneş böyle bir gelmiştir, bir gümüş tepsi gibi vurmuştur, o tophaneye gidersin, o dağların üstünde kar varken bir taraftan millet denize girer, bir taraftan de dağa gitmek istersen git Saklıkent'te. Var mı böyle bir yer ya? Tarih var, dağ var, Festikan yaylası var. Dünyanın en güzel yeri diyen ben değilim ki. Atatürk'üm söylemiş. Ayağının altına öperim Atatürk. Yani hocam, bilimsel araştırma için Amerika evet çok daha iyi olabilir ama bana hasta olacaksın ilk ay Amerika'da mı Türkiye'de mi hasta olmak istersin derseniz kesinlikle Türkiye derim. Ya siz Tabii. de bana E ben de katılırsınız. geldim katılmak değil. Şahidinim.
Geldim. Ne dedim? Ben Türkiye'de naklim olacağım dedim. Ben burada nakil olacaktım. Bir tane Amerikalı bana beni çok severler. Şey için söylemiyorum bunu. Diyecekler ki egonun. Ego ile alakası yok ki. İnsanlara iyi davranırsan ben hiç ameliyatta hiç ben strese girmem. Benim çalışma ortamımı görseniz ben herkesle gülerim, eğlenirim, şey yaparım. İşimi de dört dörtlük yaparım onu söyleyeyim. Onun için hastalarımla falan ben mesela anesteziyi fazla vermem. 98 yaşındaki hemşirem benim gelmiş kasından kapağını koyuyorum. Ne yapıyorsun? İşte kaç tane erkek vardı senin hayatında? Onların kalbini nasıl kırdın? Güle güle benim hastam gülüyor yani. Şeyde insanla çalışıyoruz. Şimdi Türkiye'ye gelince ben buradan şey alacaktım. Böbrek nakli. Dediler ki 3 yıl bekleyeceksin. Canlı donörüm çıktı. Geldi testi ne olacak? 22'sine diye dediler Şubat'ta. Türkiye'ye de geldim ne olur ne olmaz diye. Ondan sonra orada dediler ki ya, ondan sonra şey günü gelmiş. Bir tane diyorum bak bir tane hastayı bakacaklar. Benim donörümü. Konuşmamız da yasakmış. İyi de kardeşim adam bana böbrek verecek. Ben adamla nasıl konuşmam ya? Dalga mı geçiyorsun sen? Türk mesela burada ne derler ona? Medikal o şey yok. Etik grubu yok. Burada yok. Türkiye'de etik grubu var. Sen akraban vermezse parayla satın almadığını anlamak için senin şeylerine bakıyorlar, banka hesaplarına, şunu bunu bilmem neyi. O kuruldan geçip öyle alıyorsun. Burada beni 2 ay oyaladılar. Ondan sonra da o adam sana işte kolesterolü biraz yüksekti. Kolesterol ilacı verebilirlerdi. Adam böyle bayılıyor bana vermek için. Ondan sonra hastalarım duydu. Hastalarım kaç tanesi? 8 tanesi, 9 tanesi ağladılar. Biz sana böbreğimizi verirdik. Niye Türkiye'ye gittin diye. Ondan sonra aynı gün Alper Hocam işte Medical Park Antalya'da 80 tane 90 tane hastayı aynı anda şeyden geçiriyorlar. Tetkiklerini ertesi gün ameliyat yapıyorlar. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ne kadar güzel bir sistem değil mi? Şimdi o dediğim zamandan neden geldiğimizde hekimler de hastalara iyi davranıyor. Şimdi hastalar da inşallah bu çıkan yasayla hekimlerimize iyi davranacaklar. Arkadaşlar mutlu olalım, huzurlu olalım. Hiçbir ülkenin sorunu yok değil, vardır. Ama Türkiye'mizin kıymetini bilelim. Türkiye ta 1918'deki ülke değil, Türkiye 1970'teki ülke değil, benim bıraktığım 1993'teki ülke değil. Türkiye çok gelişti. Bunu da siz yaptınız. Evet hocam, size çok teşekkür ederim. Ben de. Sizinle konuşmak gerçekten bir keyif. Çok Sağ olun. kıymetli bir bilim insanı olmanızın ötesinde çok iyi bir hitabet ustasısınız. Çok tatlı Sağ bir olun. sohbetiniz var. Sağ olun. Söyleyeyim Çok mi hocam? teşekkürler ediyorum. Davetiniz için hepinizi sevgiyle, saygıyla karşılıyorum. Bay bay. Papyon da çok yakışıyor hocam. O Ve da kendim bağlarım. Bak inanmayanlar için göstereyim. Kendim bağlarım. Tamam mı? Aa. Görüşürüz. Bay Yok. bay. Çok Bay. teşekkürler hocam. Sağ İyi olun. Bay geceler. bay. Gerçekten çok keyifli bir sohbet oldu. Ben aklımdaki tüm soruları sordum. İyi ki Mehmet Çilingiroğlu var. İyi ki böyle çok kıymetli bilim insanlarımız var. Dünyanın dört bir yanına baktığımızda bu arada ben daha önce öyle bir çalışmanın da içinde olmuştum. Dünyanın dört bir yanında Aziz Sancar gibi, Mehmet Çilingiroğlu gibi, Mehmet Öz gibi kendi alanlarında çok çok başarılı olmuş. Gerçekten Gökhan Hotamışlıgil gibi çok önemli bilim insanlarımız var. Biz keşke onları kendi ülkemizde gerekli bilimsel araştırmaları yapacak zeminlere hazırlasak, belki bugün ve bugünden sonra olacaktır. Ve yurt dışlarına kaptırmasak, ama onlar bizim birer değerimiz. Bakın, hiç kimsenin hattını kırmadan hoca her yerde vatandaşı, Türk insanını bilinçlendirebilmek için hiç kim olduğunu sorgulamaksızın yayınlarına katılmaya çalışıyor. Bu bile büyük bir özveri, büyük bir vatan sevgisidir. Bir insan da vatanına borcunu böyle öder. Çok güzel yorumlarınızı görüyorum. Onlar için de teşekkür ediyorum. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. İyi geceler.